Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'i okulumuzda ağırlamanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen, başta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel olmak üzere değerli hocamız Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Sayın Selin Sayık Böke'ye, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Sayın Genç Osman Kilik'e, Rektörümüz Kürşat Aydoğan'a, CHP Ankara İl Örgütü'ne, Sosyal Demokrasi Kulübümüzün yöneticilerine, Danışman Öğretim Görevlimiz Özgür Özdamar'a ve ek mesai yaparak bizlere bugün yardımcı olan okulumuzdaki tüm emekçilere çok teşekkür ederim. Katılımlarıyla şereflendiren belediye başkanlarına, belediye meclis üyelerine, parti meclis üyelerine ve diğer partililere şükranlarımı sunarım. Biz sosyal demokratlar okulumuzda eşitlik, özgürlük, adalet ve dayanışma ilkeleri etrafında örgütlenerek bugüne kadar sayısız etkinlik düzenledik. Bugün yine bu ilkeler etrafında düzenlediğimiz etkinliğimizde konuğumuz Sayın Özgür Özel hakkında sizleri kısaca bilgilendirmek isterim. Özgür Özel 1974 Manisa doğumludur. Eğitimini İzmir Bornova Anadolu Lisesi ve Manisa Lisesi'nde tamamladı. Ardından Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun oldu. 1999'da serbest eczacılığa başladı ve Manisa Eczacı Odası'nda çeşitli görevlerde bulundu. 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Belediye Başkan Adayı olan Özgür Özel, 33. Olağan Kurultay'da ve 15. Olağanüstü Kurultay'da Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Delegesi olarak görev yaptı. 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan milletvekili genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili olarak seçildi. Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, Soma Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, CHP Cezaevlerini İzleme ve İnceleme Komisyonu ve CHP Üniversitelerin ve Öğrencilerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu'nda görev aldı. 25. 26. ve 27. dönemde CHP Grup Başkan Vekili, 28. dönemde Grup Başkanı olarak görev yaptı. 38. CHP Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan seçildi. Şimdi, sözü daha fazla uzatmadan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'i huzurlarınızda sahneye davet etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Bir zorluğumuz var. Biraz önce burada ses problemi var dediler. Bende de öyle bir sıkıntı var. O yüzden geçtiğimiz haftalarda bir ameliyat geçirdim. Tedavisi devam ediyor. Ama çok önceden sözleştiğimiz için, seçimden önceden sözleştiğimiz için bu programı işte sesimin izin verdiği ve sizin sabredebildiğiniz ölçüde sürdürmeyi ve tamamlamayı umuyorum. Biraz önce buraya kadar eşlik eden ve şimdi derse geçen sevgili rektörümüze, çok kıymetli dekanımıza, öğretim görevlilerimize, hocalarımızın hepsine, bugün burada bir araya gelmemiz için emek veren, gayret sarf eden kulüp yöneticilerine, Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Örgütü'ne ve bugün bana eşlik eden milletvekillerim, genel sekreterim, milletvekillerim, parti meclis üyelerim, Çankaya Belediye Başkanım adına, partimiz adına ve kendi adıma hepinize teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Önce işin sıkıcı kısmını burada bir 10-15 dakikada tamamlayacağız herhalde. Sonra soru cevap kısmına geçeceğiz. Ben Sosyal Demokrasi Kulübü'nün davetlisi olarak burada bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Üniversitelere çok gittim. Bundan önce Bilkent'e de geldim. Biraz önce hocalarımla o toplantılardan ne çok şey öğrendiğimi de paylaşıyordum. Türkiye'nin dört bir yanında üniversitelerde konuşma yaptım. Ama bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak da, çünkü genel başkan seçildikten sonra hızlı bir aday belirleme süreci, sonra yoğun bir kampanya süreci oldu. Hem genel başkan olarak hem de 47 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci parti olduktan sonra ilk katıldığım programdır. Benim için çok anlamlıdır.
hepinize teşekkür ederek başlamak istiyorum. Normalde 600 kişilik salona alışığım. Mecliste de 600 tane sandalye var. Genelde bu 600 kişinin 350 kadarının benden hoşlanmamasına da alışığım. Bazen 350'si birden sıra kapaklarına vurarken kalp atışımın 60'tan 62'ye çıkmadığına da alışığım. Ama burada o kadar çok sevmeyenimin olmadığını da biliyorum. 600 kişinin karşısında o çok zorlu oturumlarda, çok kavgalı oturumlarda, sonunda 4 tonluk kürsünün devrildiği tartışmalı oturumlarda duymadığım bir heyecanı duyduğumu ifade etmek isterim. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nde 14 ve 28 Mayıs sürecinde siz gençlere daha önceden verdiğimiz sözü tutamamanın, Cumhuriyet'in kurucu partisi olup 100. yılında yapılacak seçimlerde Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye'yi yönetecek kadroların Cumhuriyet'in kurucu kadrolarına, kurucu liderlerine, liderine husumet değil minnet duyanlar olması gerektiği gerçeğiyle bir mücadele verip çok umutlanıp, çok umutlandırıp, aslında çok çalışıp sonra da büyük bir hayal kırıklığı yaşadık ve yaşattık. Sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir kurultay süreci, bizim deyimimizle bir değişim süreci yaşandı. Ben her seçim sonucunun siyasilere yazılan birer mektup olduğunu, sandıktaki kolektif birleşmiş aklın, hatta sandığa gitmeyip konuşmayan aklın, o toplam bileşik aklın bir mesaj verdiğini, o mesajı doğru okuyanların siyasette iyiye gittiğini, okuyamayanların da kötüye gittiğini adımın özgür olduğu kadar inanarak savunan birisiyim. Ömrüm boyunca hep bunu savundum. Siyasi hayatım boyunca da. Önce Manisa Eczacı Odası'nda genel sekreter ve başkandım. Sonra Türk Eczacıları Birliği'nde genel sayman ve genel sekreterdim. Meslek siyasetinde de, bugünkü gibi aktif siyasette de, toplam geçirdiğim 20 yılda Türkiye'nin seçilmiş en genç oda başkanı iken 26 yaşlarından bugüne kadar hep bunu gördüm. Seçmenin mesajını alırsan doğruyu yaparsın, almazsan tükenme sürecin başlar. Biz benimle birlikte bir kısmı burada olan arkadaşlarla birlikte 100 yılın değişimi değişimin 100 yılı sloganıyla yola çıktık. Kurultaya aday olduk. İlk aday olduğum süreçte asla kongreyi kazanamayacağımızı, aday olmak için gerekli olan 60 imzayı dahi toplayamayacağımızı söyleyenler varken bize inanan genç dinamik kadrolarla biz Cumhuriyet Halk Partisi değişmezse seçmenimizin büyük bir duygusal kopuş yaşadığını, sandığa gitmeyeceğini, bizi cezalandıracağını, katılım oranlarının düşmesinin iktidar partisine yarayacağını ve küskün muhalif seçmenin bize çok ağır bir bedel ödeteceğini düşündük, savunduk, anlattık ve yola çıktık. Zaman içinde o ikna edemezsiniz diyen delegeleri değişime inanan kadrolarımızın samimiyetini gözlerinden gören sokaktaki insanlar ikna etmeye başladılar. Dediler ki delegeler çok katıdır. Çok katıydı ama tıraş olurken berber delegenin kulağına abi partinizde bir değişim olmazsa işiniz zor demeye başladı. Bizim delege asansöre binerken değişim karşıtıydı. Son anda kapanırken kapı tak içeriye bir üniversite öğrencisi girdi. Dedi ki üçüncü katta oturan delegeye, vallahi hafta sonu dedi oy kullanmaya gidiyorsunuz. Değişim olmazsa ben bir daha oy kullanmayacağım. Türkiye'yi de terk edeceğim.
Bizim delege asansörde değişti. Ve 43 yaş ortalaması olan bir parti meclisim var. Bir parti meclisimiz var. Yaş ortalaması 46 olan bir merkez yönetim kurulu üyemiz var. Merkez yönetim kurulu üyelerimiz gölge kabine olarak görev yapıyorlar. 17 bakana bir cumhurbaşkanı yarım sıra karşılık 18 ismin 9'u kadın 9'u erkek. Tayyip Erdoğan burada 17 erkek görevlendiriyor. Tek kadın görevlendiriyor. Ona da diyor ki sen aile bakanısın. Sen dış işlerinden, iç işlerinden, ekonomiden, eğitimden, kültürden anlamazsın. Sen aileden anlarsın. Sen aile bakanısın diyor kadınlara. Biz de 9'u kadın 9'u erkek. Bu kadroyla birlikte yerel seçimlere yürüdük. Yerel seçimlerde biraz önce hocalarımın da sorduğu sorulara cevap verirken ifade ettiğim gibi önce daha doğrusu önümüzde açamadığımız devasa bir kapı vardı. Kale gibi siyasetin başarı kapısı bizim partiye kapalıydı. Başımızın üstünde bir cam tavan vardı. %25'lik. Kıramıyorduk, kıramayacağız diye artık zıplamıyorduk da. O devasa siyaset kalesinin, kapalı başarı kalesinin 3 anahtarı vardı. Tarihten mirastı, emanetti. O 3 anahtarı 3 deliğe soktuk, teker teker çevirdik, siyasetin başarı kapısı açıldı. 1. Cumhuriyeti kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyeti Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlarına mı emanet etti? Yapabilirdi ama öyle yapmadı. Kendisi askerdi. Genelkurmay başkanlarına mı, ordu komutanlarına mı emanet etti? Yapmadı. Ne milletvekillerine bıraktı ne belediye başkanlarına. Sadece ve sadece gençlere emanet etti. Demek ki başarı kapısının ilk anahtarı gençlerin önünü açmak, gençlere güvenmek, gençlere o emaneti hatırlatmaktı. İlk anahtarı taktık. İkincisi Avrupa Birliği'nin çok caka satan ülkeleri, İskandinav ülkeleri, demokrasinin kaleleri Cumhuriyet'ten, Türkiye Cumhuriyeti'nden 40 yıl sonra kadına seçme seçilme hakkı verdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önünü açtı. Türk kadını da o hakkı aldı ve İkinci anahtar eşit temsildi. Kadınların siyasette daha çok olmasıydı. Üçüncü anahtar bizi geri bırakan neydi? 200 yıl geç gelen matbaa. Avrupa modern silahlara çalışırken kendi içinde hurafelerle uğraşanlar, donanmayı Haliç'e hapsedenler, sonra bir gün İşgal kuvvetleri geldi, işgal etti. Sonra beka sorunu, meka sorunu. Cumhuriyet bilime, fenne sarıldı. Üçüncü anahtar da bilimdi. Ölçme değerlendirme, adayları belirlerken 330 bin tekil anket yaptık. Adaylarımızı 250 bin anketle sahada takip ettik. Bir hocam sordu, kaç belediye başkanınız seçildiğine kendi bile inanamadı dedi. Hiç yok dedim. En az bileni seçimden 10 gün önce benden öğrendi. Trendinin nasıl olduğunu, hangi seçmen kitlesinde zayıf olduğunu, hangi sorunu çözerse seçimi kazanacağını. İnanılmaz bilimsel yöntemlerle çalıştık. Vaktinin çok büyük bölümünü Bilkent'te geçiren Selin Sayek hocamızın sistemli çalışmaları, düzenli çalışmalarının da katkıları oldu. Bilkent'ten artan dar vakitlerinde bize katıldı. Ve bu genç ekip, bu kadar çok kadının olduğu bir ekip, mesela şöyle işler yaptı. İzmir'de Cumhuriyet tarihi boyunca 6 kadın belediye başkanı olmuş. Bu seçimde 9 tane aday gösterdi, 8'i seçildi. İzmir'in en kalabalık 4 ilçesinin 3'ünü kadınlar yönetiyor şimdi. 12 tane 40 yaş altı belediye başkanı adayının 11'i seçildi. Nerede gençler ve kadınlar konduysa başarılı oldular. Onların yüzü suyu hürmetine daha bir sürü aday da başarılı oldular. Bodrum Belediye Başkanı, Bodrum
İstanbul'un 40. ilçesi. Kim bilir hangi çıkar grupları peşindedir. 30 yaşında belediye başkanım var. Bodrum'un en yerli, Bodrum'da ilk mandalinayı büyük dedesi dikmiş. Korkut elinde 29, Bucak'ta 28 yaşında kadın belediye başkanımız var. Hüseyin Can Güner 31 yaşında üzerinde bulunduğumuz Çankaya Belediyesi'ni yönetiyor. Yanında Sevgi Kılıç var. Gençlik politikalarından sorumlu, gençlik kollarımdan geliyor. 32 mi Sevgi? 30. Sevgi 30 yaşında. O yüzden bu partinin kodlarında bu var zaten. İstanbul Avcılar'da, Tuzla'da, İzmir Çeşme'de, Narlıdere'de, Muğla, Bodrum ve Ankara Çankaya'da 32 yaş altında Türkiye'nin en kalabalık, rantın en yüksek olabileceği, bütün çıkar çevrelerinin en önemsediği belediyelerde bu örgütün gençlik kollarından gelen 30'lu yaşlarının başlarında iyi eğitimli, liyakatli, yabancı dil bilen, dünyayı bilen, Türkiye'yi gören vizyoner arkadaşlarımız oturuyor. Yani bu seçimi Cumhuriyet Halk Partisi nasıl kazandı diye bakanlar o kapıya takılan 3 tane anahtarı ve onun Cumhuriyet'in kuruluş kodları olduğunu, bir Osmanlı İmparatorluğundan genç Cumhuriyet'e geçişte kimlerle başarıldı, kimlerle yüründü, nasıl davranıldıysa onun bize rehber olduğunu bilmelerini isterim. CHP için ve Cumhuriyet için yaptığımız iş sürpriz değil. Eğitim ve üniversite reformunu yapan Reşit Galip 39 yaşında Milli Eğitim Bakanıydı bu ülkede. Köy enstitülerini yapan Hasan Ali Yücel 40 yaşındaydı. Hıfzı Sağ'ı kuran Refik Saydam 39 yaşındaydı. 8. İnönü Hükümeti'nde Bülent Ecevit 36 yaşında bakandı. 35 yaşında Deniz Baykal 1. Ecevit Hükümeti'nde bakandı. Önder Sav 36 yaşında Çalışma Bakanı. Erol Çevikçe 34 yaşında Barındırlık Bakanıydı. Ahmet Taner Kışlalı 38 yaşında Kültür Bakanıydı. Şimdi bir sonraki seçimlerde geleceğiz ve bizi nasıl bakanlar yönetecek diyorsanız, bugün nasıl cesur, kararlı bir adımla gençlere, kadınlara ve liyakate yatırım yaptık, adım attık, güvendik ve sonuç aldıysak, aynı sonucu alacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu seçimde yok sayılanlar, unutulanlar, ötekileştirenler bu seçimi kazandı. Emeklisiyle, emekçisiyle, beyaz, gri, mavi yakalı emekçileriyle, esnafıyla, çiftçisiyle. Ama bu seçimde en çok seslendiğim ve bir yerden sonra sesimi duyduklarını gördüğüm gençler kazandı ve kazandırdı. Bir ülkede beka sorunundan bahsediyorlar. Devlet Bey bahseder, Tayyip Bey bahseder. Bir ülkenin beka sorunu işte o ülkenin geleceğini tehdit eden bir büyük sorun. Çoğunlukla da işgal. Bu ülke bir kere beka sorunu yaşadı. Matbaa 200 yıl geç gelince, biraz önce söyledim, 7 ülke geldi, istila etti, paylaştılar. Beka sorunu olunca birilerinin göze alması gerekiyordu. Birilerinin çok sevdikleri kırmızı halıyı seriverdiler işgal donanmasına. Bizim her şeyi öğrendiğimiz ve emanetini taşıdığımız Kartal İstinbotu'nun ucuna çıktı, yanındaki yaverine geldikleri gibi gidecekler dedi. Birileri Yıldız Sarayı'nın arka bahçesinden bindiler gemiye, İngiliz zırhlısıyla ayrıldılar. Bizimki Bandırma vapuruna bindi, kurtuluşu ve kuruluşu örgütlemeye gitti. O yüzden memlekette beka sorunu olunca kimin nasıl davrandığı belli. O davranışı sergileriz de. Esas beka sorunu bugün, o gün değil. Bugün beka sorunu her 4 gençten 3'ünün bavulları zihninde toplamış olmasıdır.
En kötüsü %62, en yükseği %78 olmak üzere 5'ten fazla ankette gençler imkanım olursa yurt dışına gitmek, oraya yerleşmek, orada yaşamak istiyorum diyor. Bu ülkenin yetişmiş, iyi eğitim almış ya da hak ettiği halde o fırsat eşitliğinden yaralanamamış pırıl pırıl gençleri maalesef dünyanın başka ülkelerine gidiyor. Beken sorunu dünyanın başka ülkelerinin Türkiye üzerinde hesap yapması değildir. Plan yapması değildir. Hayal kurması değildir. O hayalleri geri püskürtmesini bildik biliriz. Bir ülkenin gerçek sorunu o ülkenin gençlerinin dünyanın diğer ülkelerinde hayal kurmasıdır. İşte biz bu seçimlerde hiç olmazsa bir seçim daha geleceğini dünyanın başka yerlerinde değil bu ülkede aramak üzere ya da gitse bile dönmeyi düşünerek gönlünü hiç olmazsa burada bırakarak gençlere bu ülkede hayal kurmaları için birlikte bir şey yapmayı teklif ettik ve onları çağırdık. Sadece sosyal demokratları davet etmedik. Yalandan, haramdan bıkmış muhafazakar demokratları da öyle kaba saba milliyetçilikle değil ama bu ülkeye, bu ülkenin yarınlarına, birliğine, bütünlüğüne önem veren milliyetçi demokratları da, bu ülkenin toprak bütünlüğüne saygılı Kürt demokratları da, ortak bir gelecek hayali kurabilen bu ülkedeki herkesi Türkiye İttifakı'na davet ettik. Ve bu Türkiye İttifakı'nın milli takım gol atınca sevinen herkes, filenin sultanlarıyla bir gözyaşı dökebilen herkes, bu ülkede ayrılıkları değil, farklılıkları değil, ortaklıkları önemseyenleri, bu ülkede farklılıkları risk, tehdit, öteki gibi değil, farklılıkları güç olarak görenlerin bir arada olmasını önemsedik. Biz zaman zaman tuhaf istismarlar yaparlar, açık açık söyledik. Doğanın bilinen en eski ve en saygı duyulan, daha dinler yokken ilkel kabilelerin karşısında saygıyla eğildikleri bir doğa olayı var. Gökkuşağıdır. Farklı renklerin yan yana birbirinin içine ve işine karışmadan durabildiği o gökkuşağının ne kadar önemli olduğunu, Türkiye'nin bütün renkleri kucaklamasının ve bunu ortak değerlerle yapmasının mümkün olduğuna inandık. Bu bütün açılardan bakıldığında Türkiye'nin çok çok önemli olduğu, çok çok önemli gördüğümüz en büyük sorunuydu. Benim gençlerin sorunları ile ilgili, Türkiye'deki İşte KYK yurtlarından, KYK borçlarından başka sorunlara kadar partimizin, danışman arkadaşlarımızın derlediği dünya kadar açılışta söyleyebileceğim şey var. Ama soru cevapla ilerlemek çok daha keyifli. Ben sözlerimi, kürsü kısmını şöyle tamamlayayım. Hayatımdaki en unutamayacağım günlerden biridir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı ve partinin birinci parti olduğu bir günde böyle gözleri ışıl ışıl ve benim geleceğe yönelik olarak en çok gözünün içine bakmak istediklerimle ve eğer birbirimizin gözünün içine doğru bakıyorsak ve birbirimizi anlıyorsak birbirimiz için ve ülke için yarınları yeniden kurabilecek olduklarımızla beraberiz. Burada olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Minnetlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun. Geçiyor muyuz?